Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, soğan sarımsak yiyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyuruyor. Soğan sarımsak Allah'ın Müslümanlar için, insanlar için yarattığı helal yiyecekler. Binaenaleyh soğan sarımsak yemesin buyurmuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki namaz kılmak farz bir ibadet. Namazı cemaatle kılmak, o da işte cumasıdır, bayramıdır, farz bir ibadet. Sair zamanlarda da zorunlu bir ibadet. Binaenaleyh ne yapacak Müslüman? Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinden hareketle namaz vakti dışında tüketecekse bunları tüketecek. Yani işte akşam namazından sonra soğan sarımsak yiyip de yatsı namazına gelmeyecek. Niye gelirse ne olur? Gelirse kokusuyla diğer Müslümanlara eziyet etmiş olur. Halbuki eziyetin her türlüsü haramdır. Binaenaleyh eğer bir Müslüman insanlara eziyet veren, sıkıntı veren bir koku taşıyor ise, o zaman insanların beraber oldukları, bir oldukları ortamlara girmek suretiyle onlara eziyet vermekten, sıkıntı çıkartmaktan uzak durmalıdır. Bu sağan sarımsak için böyle olduğu yani helal olan bir takım yiyecekleri içecekleri tükettikten sonra eğer bunların ağızda bir kokusu oluyor vücutta bir kokusu oluyor etrafı rahatsız edici bir durum söz konusu oluyor ve buna binaen Aleyhissalatu vesselam efendimiz soğan sarımsak yiyen namaza gelip de cemaati rahatsız etmesin buyurarak buna mani oluyor ise bir de düşünün efendim Allah muhafaza etsin alkol almak sigara içmek diyeceksiniz ki alkol alan adamın camide ne işi var? E, kendi alkol almamış ama affedersiniz bir de bir saat iki saat bulunmuş o koku üzerine sinmiş. Efendim kendi belki sigara içmemiş ama sigara içilen ortamda bulunmuş ve sigara kokusu üstüne sinmiş. Camiye cemaate geldiğinde yanındaki insanlar burunlarını nasıl kapatacaklarını şaşırıyorlar kokudan nasıl kaçacaklarını bilemiyorlar ise bu gibi durumlarda olayın vehameti katlanmış oluyor. Binaenaleyh buradan bizim anlamamız, çıkartmamız gereken şey helal yollarla dahi olsa efendim soğan yemek haram mı? Değil. Sarımsak yemek haram mı? Değil. Pırasa yemek haram mı? değil. Şunu yemek haram mı? Değil. Ama yediğinde eğer bir kokusu oluyorsa ve bu koku başkalarını rahatsız ediyorsa kimseyi rahatsız etmeye hakkımız yok. Kimseye eziyet vermeye hakkımız yok. Bu yönüyle dikkat etmemiz gerekiyor. Kaş yaparken göz çıkarmak diye bir tabir var. Türkçemizde aynı bu şekilde bir sünnet yerine getireceğim diye namazı sünnetiyle idrak edeceğim, tas tamam kılacağım diye bir haram irtikab etmek, işlemek, başkasına eziyet vermek asla uygun görülmemiş. Bu yüzden olur ya kazara böyle bir şey başımıza geldi. Namaz vaktini takdir edemedik, ölçemedik. Bu durumda camiden uzak durmaya, yani kimseye eziyet vermemeye gayret etmeliyiz.